Selamlar, selamlar. Bu set 6,5 denemesi için bize erken erişim verdiler, her set yapıldığı gibi. Ben de kayda alayım dedim. Ayın 1'inde çünkü atma izni veriyorlar. Yani daha set çıkmadan videoyu paylaşma izni veriyorlar. Hiçbir fikrim yok. Neler değişti, neler geldi. Girdik oyuna bakalım. Lobby'deki herkes yabancı. Sanırım Polaklar. Normalde set başı 8-9 Türk toplanıp kendimiz lobi kurardık ama bu set 6,5'a çok insan bulamamışlar galiba. O yüzden Türk lobisi çıkaramadık. Oyun sesleri çok fazla. Brand'le bir başlayalım mı? Şimdi. Müzik sesini şöyle bir kısalım. Oyunun görüntülerini borderless yapalım. Okey gibiyiz ya. Bakalım bu neymiş? Debonair. Debonair yeni skill. Okuyalım. Yandan bir şey yazmam gerekti de. Sanırım bu şey yerine geldi. Seçkin yerine geldi. Bonus health ve AP alıyorlar. Jarvanlar Hextech. Bakalım. Lan ikisinde Jarvan değil miydi bunların? Hextech açtık. Ne yapıyorlar? Fight başı 5 saniye. Bir shield açıyorlar. Pulse gönderip. Shield aktifken vurdukları hasar oto ataklarında büyü hasarı falan çıkıyor. On 10 magic damage çıkıyor 2 Hextech'te. Gitgide artıyor. Bu ne? Overpower. Her iki atak tabi. Vuran kişi %75 crit şansı alıyor. Bir sonraki atana kadar bir de Rek'Sai veriyor bana. Tam olarak her iki atakta bir ekstra %75 crit şansı alıyor. Okey. Bütün Challenger at. Gerçekten anlamadım. Diğerleri de Challenger'mış gibi buff alıyor galiba. Şu Overpower'ı bir deneyelim. Ne bu? Striker. Okey. Garman geldi. Buraya bize Assassin ya da Bruiser lazım. Şöyle şimdilik Bruiser'la bir giriş yapalım. Bunlar melee zaten anladığım kadarıyla. Bir tek bu Assassin. Bunun olayı ne? Bir atıyor. Yani AD itemları vermek çok mantıklı değil. CC atıyor. Peki bunun olayı ne? Mutant artı Bruiser. Bunun olayı ne? Striker. Şimdilik item vermeyelim bence. Şimdilik item vermeyelim. Diğer MF'i de almaya çalışalım. Nocturne Fear atıyor. Jarvan bayrak atıp attack speed veriyor. 3 kostluk Chemtech Challenger bulmuş. Fenalık. İlk loot'umuzu aldık. Bu tarz şeylerde bu tarz böyle yeni test oyunlarında bu ne? VIP bonus. What? Bu tarz şeylerde kendim de okuduğum için çok anlatması zor oluyor. VIP olduğu zaman Brand en uzaktaki kişiye bir tane daha yakma atıyormuş. Ama ben bunu yani bunun VIP'sini almak istiyor muyum bilmiyorum. Kompon pek onunla alakalı değil. Senna var burada. Hextech Arcanist. Sivain. Şunu alalım. Aa, Cassadin Scholar olmuş. Senna'yı da alalım. Enchanter sonuçta ve sosyetik. Bir yol buluruz onunla ilgili de. Bu VIP olayı
Debonair'lerden bir tanesi VIP seçiliyor. Sanırım onu shop'tan alıyorsun, hangisini VIP seçeceksen. Onu buff'lıyorsun. Yani onun ekstra bir özelliği oluyor. Ama bunu alırsam başka VIP gelmiyor olabilir. O yüzden almak istemiyorum. Yordle, Twinshot, Corki. Füze atıyor. Mutant mazlar, bu işimize yarayabilir. Corki'yi bir salalım. Echo'yu alalım. Bunu satalım, pre-level alalım. Şimdi şu Sivain'i okuyalım. Ama aynı spell'i Sivain'in, sadece Hextech olmuş. Bizim yapmamız gereken büyük ihtimal mutant açmak ve mutant üzerinden Kha'Zix carry oynamak. Kha'Zix Assassin mi acaba? Kha'Zix gördüm ben orada bir tane. Bu ne? Talon Debonair olmuş. Klavye sesinden kusuruna bakmayın. PBE'de olduğumuz için yandan bazı bilgileri vermem gerekiyor. Diğer writer'lara falan. Evet, burada biz eldiven istiyoruz büyük ihtimal. Infinity Last Whisper yapacağız. Kha'Zix'in Assassin ve AD olduğunu varsayıyorum. Emin değilim ama. Eldiven gitti. O zaman bence bow alayım. Çünkü eğer benim bildiğim Isolation'da mecburen Kha'Zix ise Infinity artı Rapid Fire da iyi olabilir. O Kha'Zix'in ne olduğunu görsem iyi olur. 4 cost anladığım kadarıyla renginden. Ama ya Kha'Zix Assassin'den başka ne olabilir ki? Oo, 7 mutant yapabiliyoruz. Bu ne? Sosyetik. Şimdi bu da sosyetik. Sosyetik spot nerede? Burada. Peki bu da sosyetik. İki sosyetik hala aynı mı? O 4 mana. Wow, 5 sosyetik falan var oyunda. Bir dakika, neler oluyor? Nar ne yapıyor? Mega forma geçip ulti atıyor. Bu ne yapıyor? Beam atıyor ve şunları buraya koymak daha mantıklı gibi. Syndicate, Morgana var orada bir tane. Bunu sattık. Bir de Morgana'yı aldık. Bu mana buff'ı Society'in 4 fazlaymış. Nerflerler onu. Live Server'da 3'e düşmüştü. Tekrar 4'e almışlar. Bir anda güçlendik gibi sanki. Yani bu şey de çok OP. 5 Society'de bütün bonuslar 2 katına çıkıyor. %30 bonus damage, 8 mana ve %66 lifesteal. Wow. Hextech, Enforcer, Bruiser. Bak bu güzelmiş. Bende neden 3 Striker var? Mesela bunun olayı ne? Bunun olayı ne? Hextech açıyor. Bunu koyarsan Bruiser da açıyor. Dördüncü Striker hangisi? Ash falan gördüm orada bir tane. Benim bir Gold'a gitmem lazım. Enchanted Syndicate kullanmayacağız. Şu an kompumuz Syndicate değil. Assassin oynarsam... Aa, bu Innovator olmuş Ekko bir de. Ne çıktı ki Innovator'dan? Heimer çıkmış galiba. Heimer yok. Arcanist de kullanacağımı zannetmiyorum. Bunu da salalım. Bence okey gidiyoruz ya. Ben o Kha'Zix'i bulduğum zaman güzel olacak bulabilirsem. Ama Kha'Zix gelene kadar itemleri taşıtabileceğim bir char bulmam gerekiyor. Bu ne? Eş. Hızlı vuruş atıyor. Şey gibi. Set 4'teki eş gibi. Hani Brawler'la oynadığımız. Ne alsak iyi. Bunları satabilirim gerekirse. Echo 2 kalsın ama. Eğer Kha'Zix tahmin ettiğim gibi Assassin ise Echo ile açmam gerekebilir. Gerçi diğer yani tahmin etmeme gerek yok. Bakabilirdim aslında tıklayıp Assassin'lerin herhangi birinin üstüne. Şunu yapabilirim yani. Dur. Niye altta çıkıyor? Ekran bug'lı, bir dakika.
Birini sağa koyup da bakmam lazım. Bak altta gösteriyor sesin çarların hangisinin olduğunu bilmiyorum. Echo 2. Bodyguard. Bir dakika. Okey, Kha'Zix tahmin ettiğim gibi Assassin. Okey okey. Dur halledeceğiz şimdi. Bu ne? Debonair Bodyguard. Bodyguard açabiliyor muyum? Açamıyorum. Peki ben... Assassin'i 3 mu, 2 mi oynayacağım? 4 mü oynayacağım? Sorumuz var kafamızda. Peki Narbukong'da duracak mı? Narbukong'da durmayabilir. Ben Nar'a itemleri taşıtabilirim. Gerçi Nar da çok güçlü çar ya. Belki kompta olabilir, bilmiyorum. Echo 2 koymadık içeri. Şunu koymayacağız belli ki. Twitch'i de koyacağımı zannetmiyorum. Bunu da koyacağımı zannetmiyorum. Bunun da süresi geçti gibi. Senna galiba her kompta olması gereken bir çar gibi ya. Buff'ları çok iyi çünkü. Buff'ları çok iyi gibi, o kalsın. Senna çünkü yani hem sosyetik açıyor hem bunu açıyor. Enchanter her kompa canı gibi bir şey olmuş. Her kompa girebilir. Rogat'ın şeyi değişmemiş skill'i. Tamam, benim burada 6'ya basıp Echo'yu içeri atsam, bunu alsam. Jarvan ne yapıyordu? Attack speed veriyordu. Jarvan kalmalı. Bu neydi? Bruiser, Striker, Mutant. Striker zaten 3'te. Bruiser'ı kapatıp Assassin açsam daha mantıklı olabilir. 2 level Ekon var. Bakalım. Bir dakika, Nar zaten sosyetik. Nar olmalı bu kompta. Nar'ı çıkartmıyoruz. Nar'a 2 vermedim itemları. Ben büyük ihtimal Nar, Senna, Seraphine koyup 3 sosyetikle Kha'Zix oynayacağım gibi duruyor. Ama Kha'Zix'i daha görmedim. Niye Kha'Zix'e bu kadar hype'landım bilmiyorum. Bir görsem Kha'Zix'i. Twitch gibi bir şeye de itemları taşıyabilirdim aslında. Ama Assassin itemlarım var. What? Board'umdaki şampiyonlar Perma transform oluyor. Random bir şampiyona bir kost daha fazlasına. Yani şu an board'umda olan şampiyonların hepsini bir kost üste değişiyor. Ama çok random şampiyonlar verebilir. Kurduğum board'umu bozabilir. Bunu denemeye şu an götüm yemiyor. Bence Society'yi üçleyeyim. Bir 5 sosyetik falan yapabiliriz böylece. Galio falan da sokarsak. Katı oluyor bufflar. Ben bir iki rol atacağım ya. Irelia sık. Ben bunu itemlarım. Ben bunu itemlarım. Çekelim. Okumadım üstüne ama. Ben bunu itemlarım. Hem Striker hem de neydi? Bunları bir sat, golda gidelim. Hem de scrap. Scrap'im de açık aslında. Diğer bow'u da verebilirdim. Tam Irelia sardı beni şu an. 4 kost muydu Irelia? Irelia 4 kost muydu? Evet 4 kost. Ne yapıyor? Dash atıyor. Fiziksel hasar vuruyor. Eğer öldürürse en düşük canlı target'a bir daha skill atıyor. İrelia'yı aldık mı? Abi yukarıdayım, bana kalmaz. İrelia şu an beni heyecanlandırdı bu arada. Sosyetik İrelia şu an görebiliyorum herkesin içinden geçtiğini. Herkesin içinden geçer Sosyetik İrelia. Hype 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 hype. Giant Slayer yapabilirim. Bir dakika, unutun Kha'Zix'i. İrelia'ya ben fena hype'landım. Senna'nın 3 level olması için bir sebebimiz var mı? Base heal artıyor sadece. Bug'da değilse burada yazan. Senna'nın 3 level olması için bir sebebimiz yok. Bu arada oyundan GA silinmiş. GA yerine artık... Tekli bir kılıç veya zırh bulursam göstereyim. Bir item geliyor. Şu Edge of Night işte %50 canın altına düşerse invis oluyor.
Vuramıyorlar ona bir böyle. Target değişiyor. %30 atak speed kazanıyorsun. O item de bayağı OP. Onu da yapabilirdim ileriye. Ama sosyetik buff ile oynayacaksan full aggro gitmek daha mantıklı gibi. Lifesteal veriyor ya. Ekoyu belki üçleriz. Niye bilmiyorum. Bence üçlememeliyim ama. Kolda onu 3 gold sandım. Neyse. Bunları satmam. İyi ki satmadım bunları. Bir an satacaktım. Tamam şimdi Striker wow, bonus atak damage'e bak. Bu Striker zaten değil mi? Evet. Tamam 4 Striker oynayacağız o zaman. Bunu sokacağım o zaman. Peki bu 3 Striker'ı ha. Evet. Bu da Striker. Bu ya. Bu yok. Doğrusu bu. 75 atak damage'i alacağız. Fena bir ireli oyunu olacak bu. İyi denk geldi. İreli OP yazdılar bile. İreli OP kolu geldi. Ama gerçekten de OP duruyor şimdi. Hakkını yemeyeyim. Nerflemeleri lazım. 2 level olsa bir de. O 3 level de kralmış. Bu oyundan video çıkar bu arada ya. Ben bu oyunu atarım. Güzel, keyifli bir oyun oluyor. Bu arada diğer prolara karşı oynuyoruz. Yani diğer ülkelerin prolarına. Bunlar da pro. Hepsi yani sadece Hayelo, streamerlar falan davet ediliyor bu etkinliğe. Yani illa Hayelo olmalarına gerek yok ama en azından içerik yani direkt TFT içeriği çıkaran etkinlikler demişim. Yayıncılar davet ediliyor. Yani kötü lobilerde oynamıyoruz. Şu an herkes deneme aşamasında ama öyle random oyuncular değil. Okey, Bramble. Morello. Harika. Morello buna verilebilir aslında Senna'ya. Ben Senna'yı tam izlemedim. O fight'ı bir izlemem lazım. Şimdilik şöyle yapalım. Komp'un nereye gideceğini bir düşünelim. Jayce girebilir. Enchant şey Orianna girebilir. Morgana mı? İkinci Enchant hangisi? Sosyetik ya şey gelecek. Sosyetik gelecek büyük ihtimal buraya. Yani şey kafası. Şunu kime taşıtacağım? Nara mı? Evet. Bramble nerede olmalı ve en önde olmalı. Ult atmalı. Bir dakika, Nar stun atmıyor ki, zıplayıp kaya atıyor. Bramble niye nerede olsun? Nar tank değil. DPS'miş. Bramble nerede olması bir tık saçma oldu. Ama o da Striker, okey. Dövüşsün. ADC var işte. Aynen. Ya health falan alıyor mega forma döndüğünde. Kötü olmaz üstünde Bramble. Ama wow. Tek stack Colossus. Galio ile birlikte bunu sokabilir. Ne yapıyor? Şarj atıyor. Havaya kaldırıyor. Şarj attığı yerdeki milleti yere... Ha, Q, şey, WQ kombosu yapıyor. Stun atıyor. Ben bunu sığdırırım bir şekilde. Ben bunu bir şekilde sığdırmayı planlıyorum buraya. Şu çarı bir izlemem lazım. Yani bunu anladım. Bayağı bildiğin düz Sejuani. Armor falan alıyor. Magic Resist alıyor. Bir de Magic Damage atıp vurduğu target'ı stun atıyor. Senna ne yapıyor? Heal atıyor da nereye doğru? Senna beam, yani target'a doğru beam atıyor. Atak damage'ını vuruyor. Her vurduğu kişi sayısına göre en düşük canlı bizim adamımızı healliyor. Vurduğu hasara göre de attığı heal artıyor. Sejuani bildiğin önündeki target'e 2 saniye stun atıp Frost Armor alıyor. 75 armor ve 75 magic resist alıyor. 2 level'ında 100 armor. 3 saniye stun. Bak Sejuani OP.
Sejur yine her kompa koyulacak. Çünkü Enforcer, Hextech, Bruiser her şeyi açıyor bu çar. Ve yani 3 saniye stun atması. Sejur her kompa girer yine. Şunu büyük ihtimal alanı kaç bunun bilmiyorum ama Ekko'yu çıkartıp 8 level'a çıkıp bunu koyup Hextech'i nasıl dörtleyebiliriz peki? Bakarız onu. Şu Irelia'yı falan bir ikileyelim 8'de de. Galio falan da sokulabilir buraya. Bir tane Seraphine Galio ile 5 sosyetik de yapılabilir. %30 hasara çıkıyor çünkü mana regen falan veriyor. Manası kaç bunun? Irelia'nın manası kaç? 30. Fena. Çok hızlı mana dolduruyor. Sosyetik buff'ıyla. İlk oyunumun böyle olması hoşuma gitti. Çünkü genelde bütün PvE setlerinde ilk oyun mala bağlıyordum. Char'ları okurken. Ve kötü geçiyordu oyun. Böyle 6. 5. falan oluyordum. Kaydı iptal edip yeni oyuna geçiyordum ama bu oyun ilk oyunumdan direkt tam paylaşılacak video haline geldi. Bir de şansıma yeni char'ları deneyerek oldu. Yani set 6.5'te çok yeni char yok. Hala eski char'lar da var ama full yeni char neredeyse vurdum. Ekko hariç. Ne lazım bize? Herhangi bir şey. Item önemsiz zırh alabilirim. Belki o kılıç bulursam Debonair muhabbetini, pardon, Edge of Night muhabbetini denerim. GA kalktı ya. Senna geldi. Hextech, Striker. Aa bu da Striker. Sivir'de sokulabilir bu kompa. Kendine atak speed veriyor. Ve normal bildiğimiz Sivir. Tamam ben bir basayım. Bu ne? Tam genç mercenary. Sen bir git. Sen bir gir. Ve striker. 6. striker'ımız yok. O yüzden bir striker çıkabilir buradan. Mesela sen çıkabilirsin gibi. Şöyle. Şunun bir range'ini görelim de Morelli'yi ona göre verelim ona. Yatsın da stun'ı. Morello'luk değilse o çar vermeye de biliriz. O çok geç atıyor ama ya Alistair. Ha range'i büyük. Morello verilebilir. Ama şimdi benim burada 4 Hextech oldu. Da niye oldu? 4 Hextech'e ihtiyacım var mı gerçekten? Veya bu Alistair'a ihtiyacım var mı? Bence bu Alistair'a benim çok ihtiyacım yok gibi. Hextech carry oynamıyorum ki ben. Irelia oynuyorum. Striker'a ihtiyacım var okey ama. Wow. Wow. Hextech emblem. Irelia'nın üstü dolu. Onu Hextech yapabilsem güzel olabilirdi. Magic damage falan vuruyor. Shield alıyor da. Irelia'nın üstü dolu. Bu zaten Hextech değil mi? Değil. 6 Hextech'te ne oluyor? Çok iyi değil gibi ya. Bunu alsam çok OP gibi duruyor ama. Sekiz eksikten oluyor. Çok iyi değil gibi o ya. Bence ben bunu almalıyım. Yok bunu almalıyım. Bunu almalıyım. Bunların üstündeki item'ı reforge'layıp defansif hiçbir item kullanmayıp Morello'yu da buna taşıtacağız o zaman. Morello'yu buna taşıtacağız. Alistair çok geç atıyor. Aa adama 2 level Alistair'la geldi. Bak Azix yapmış herif. Tekledi benim Irelia'mı. Morello'yu vurmadı bu. Ha AD'yi vuruyor bu. Bak. Senna'ya Morello verdik. Morello'yu kullanamıyoruz. AD'yi vurduğu için Morello'yu dağıtmıyor. Ben burayı kazandım mı? Evet kazandım. Ama o Senna'yı benim remake... Gerçi Senna'yı Enchanter açmadım bile. Şeyle değiştirebilirim. Bu ne? Renate Glass... Ne? Böyle bir hero mu var? Bu ne oğlum? Böyle bir hero mu var LoL'de? Chemtech Scholar. Toxic Poison atıyor öne doğru.
Hepsini poisonluyor. Poison yiyenler attack speed'e düşüyor ve saniyede damage yiyorlar. Poisonlar stacklenebiliyor. Ne? Durmadan char attı. Biraz rolleyeceğim ya. Ward'u değiştirmek için. Şimdi bunu koymazsa kayıp olur. Silco bulmuşken. Şöyle bir gitsin. Bu ne? Enforcer, Rival Bruiser. By 4 cost. Jin. Jin. Jinx var burada bir tane. Bu ne? Bunu... Şimdilik ona verdim. Alırız ondan. Daha Reforge atarız dur. Reforge var elbet işimizi. Ahri, Syndicate, Arcanist bize lazım değil. Bize bu da lazım değil. Bize nar lazım. Alistra bir şey yaptı. Şey, Silco. Silco char'ları buff'lıyor. Health attack speed veriyor. CC'ye immun veriyor. Ve buff kaybolduğunda ünitler patlıyor ölerek. Etrafına hasar vuruyor. Ben anlamadım. Ama hadi level alacağım. Jhin kullanmayacağız. Bu Striker Mutant Bruiser'da belki girebilir. Şunu çıkartabiliriz aslında. Bir dakika. Vi buradan bir şey açıyor mu? Açıyor. Enforcer açıyor. Bu fazla Bruiser oldu. Şunları bir Reforge atalım. Shroud iyidir. Ben bunun neden var mı Silco'ya verdin derseniz şeyi aldım ya. Makeshift Armor Frontline'dakilerde item olmasın ki 90 armor 90 MR silinmesin diye. 90 armor 90 MR silinmezse Mutant kız şunu bir okuyalım. Zıplıyor. En düşük canı olan düşmana zıplayıp ultisini atıyor işte hasar veriyor. Ve manalarını kullanmalarını arttırıyor. Yani daha geç ulti atıyor o charlar. Bu OP carry olur bu arada. Mutant Assassin Kha'Zix bizi delirtecek yeni sezon. Bir level basalım. 5 Striker'ız şu an. Bir şey çıkabilir. Kha'Zix'i atalım içeri. Reforjlamayı unuttum. Sanırım Vi içeride olduğu için buna ihtiyacım yok zaten. Mutant da oynamıyoruz. Bunu sat. Ne oldu lan? Yok oldum. Oha. Yok oldum. Victor. Yok etmiş beni. Ha bir level ileriyle oynuyorum ben hala. Bana ne lazım? Clockwork var mı? Yok. Scrap, Assassin. Society'yi üçlemek istiyorum. Hextech. Sanırım bunu alacağım ya. Şeye, Silco'ya veririm. Oradan ne yapıyorsa yapsın. Tam anlayamadım Silco'nun ne yaptığını da. Irelia. Alistair. Sen bir gel. Hexteklerden birini çıkartabilirim. Hexteklerden hangisini çıkarabilirim? Bu değil. Bu ama Striker düşürüyor bu. Ha sen çıkabilirsin. 3 sosyetik yaptık. Şunu bir reforjlayalım. Sunfire. Bak. Vay alsın onu. Bunu veremem kimseye. Şu an armorları gider. Makeshift armoru kullanamayız. Vay ne yapıyor? Havaya kaldırıyor, stunlıyor galiba. Kendine shield atıyor. İkinci keste içinden geçip, üçüncü keste de havaya kaldırıp yere vuruyor falan.
Fenalık bir vay bu. Bunu sokabileceğim bir yer var mı? Striker'dan inebilirim. Vay'da çıkarabilirim. Orianna neydi? Enchanter. Orianna çıkabilir. Bir şey daha çıkabilir onun yanında. Benim Irelia'm niye bir level Kerim kaldı öyle? Bak bak Silco buff verdi Irelia'ya. Orianna çıkabilir ya. Irelia. İki Reforger harcadım. Sunfire geldi. Neyse önemli değil. Şimdi. Çıkartabileceğim charlar. Bu hiçbir işe yaramıyor. Bunu çıkart. Bu ne yapıyor? Dördüncü Mastermind. Sanırım Striker'ı indirsem Narcissetic olduğu için çıkartamıyorum. Jarvan artı Sivir çıkartabilirim. Jarvan artı Sivir çıkartabiliriz. Dur bakalım. Bununla 5 Societic yapabiliyor muyum? Senna lazım ama. Senna geldi. Jarvan çıkarttık. Bunu çıkarttık. 4 Societic. Senna nasıl sokuyoruz? Senna nasıl sokacağız? Striker 2 değil mi? 2 kalacak. Irelia mı öldü? Victor kompuna yine kaybediyoruz gibi duruyor. Eleman bizi yok ediyor. O komp neymiş ya? Benim galiba Irelia Carry'den çıkmam mı gerekiyor? Ne oluyor anlamadım ki. İrelia üçlemem mi gerekiyor bu adamı yenmek için? Ben bunu sokmak istiyorum ya. 5 sosyetik yapmak istiyorum yani. Sanırım Y dışında çıkarabileceğim bir şey kalmıyor da o zaman Enforcer gidiyor. Irelia Carry'den çıkıp... Ya bu neymiş be oğlum? Irelia'm direkt ölüyor ki benim. Buna bir şey yapamıyorum. Nasıl yenebilirim acaba bunu? Shroud'u falan suratına bakmam lazım pozisyonu da. Geri mi değiştirsem? Irelia sanki olmadı gibi. Zeri. Debonair Sniper. Büyük ihtimal daha kötü olur. Okey ya dur halledeceğiz. 4 sosyetik. Belki kazanırız 5 sosyetikten. Irelia 5 sosyetikle bayağı iş yapıyordu ama tam gençlendik. Bu ne oluyor? Kazandım. Aa Silco adamın çarlarını patlattı. Silco buff veriyor ya, buff'tan sonra adamın çarları patladı. Enforcer var mı? Sanırım ben bunu alacağım ya. Bedava bunu vermeyelim. Gerisine. Gerisi de yok ki. Silco'ya verirdi falan. Silco ben hayatta kalsam yetiyor. Silco adamın çarlarını patlatıyor. Peki benim de Silco'mun patlatması için bunun mu çıkması gerekiyor?
Bir de biz patlatalım. Bu koyduğu şeyler ne, onu anlamadım ki. Start okuma, Tomasimay'da. Realize. Ne alıyor? Okuyamıyorum. Hareket edip duruyor. Adamın silkosu bütün board'u patlatıyor da benim char'ların hayatta kalması gerekiyor sırada. Bu sefer kalamadık. Ha, pozisyon bakmadım. Ne veriyor Mastermind? Direct. Ha, %40 maksimum manalarını direkt fight başı alıyorlar. Wow. Şöyle yani. Bir dakika. Şöyle. Bu ikisinin manasının hızlı almasını tercih ederim. Ama Shroud'u bu tarafa geçirmem gerekiyor. Ah, neyse, nar alsın artık. Bir bu eksikti. İki tane zefir. Irelia hayatta. Irelia hala hayatta. Irelia öldü. Deniyorum. Ama olmuyor. Öldüm mü? Ölmedim. Keşke Irelia'yı çöpebilseydim ya. Ya bir de Hexekim kötü ya. Makeshift armor aldım. Kullanamıyorum. Item'ları verdim char'lara. Yani item'ları verdiğin zaman onun çok da bir mantığı olmuyor. Zephyr yemesem belki kazanabilirim fight'ları da. Peki. Şimdi. Yani bu item'ı vermem benim için zarar bu arada. Char'ların armorları gidiyor. Nasıl yenebiliriz? Bilmiyorum artık. Zephyr'i sola geçmiş herif. Neyse, ben de onun şuradını yemedim. Belki fark yaratır. Alistair iyi girdi. Irelia ölme. Tek yeme. Ya tam Kench'e niye takılıyorsun ki ya? Aa, galiba kazanacağım. Niye bilmiyorum, öyle bir his geldi bana. Yok, kazanamıyorum. Ne oluyor oğlum? Patlıyoruz GG ya. Çok yani, Viktor artı Tahm Kench çok fenaydı. Neyse, yine de atarım ben buna. Eğlenceli oyun. Ama Irelia carry late game'de bir tık düşük kaldı. Üçlemem gerekiyordu onu büyük ihtimal. Üçleyebilseydim mantıklı olabilirdi. Neyse, bu da böyle bir set 6.5 ilk bakış videosuydu. İlk oyunumdu bu benim. Bilmiyorum, heyecanlandınız mı izlerken, keyif aldınız mı, ama daha set 6.5 videoları PBE'de oynayacağız. Çok fazla gelecek önümüzdeki günlerde. Live server'a geldiğinde de 16'sında, 16 Şubat'ta oradan da gelir. Yani önümüzdeki günlerde bol bol set 6.5 videosu gelecek. O yüzden kanalı takip edin, videoları likeleyin. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.